Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunûbina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü ittekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Sadakallahu l-azim. Ve kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elbesu min fiyabikumul beyaza fe inneha min hayri fiyabikum ve keffinu fiha mevtaküm. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Kıymetli kardeşlerim, beyaz elbise giymek hakkındaki hadis-i şerifleri okuyacağız şimdi. Kitabımız Tergib ve Terhib isimli eserimizden İmam-ı Hafız Münziri'nin efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanına işaret etmiş, her alanına dokunmuş, her alanında tavsiyelerde bulunmuş, telkinlerde bulunmuş, sahabe-i kiramı her hususta bilgilendirmiş. Giyim hususunda da öyle kıymetli kardeşlerim. Özellikle giyim kuşam efendim veyahut da mesela tıraş olmak, ondan sonra yahut da efendim süslenmek, bu gibi şeylerde bilhassa özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere muhalefet etmek, yani Allah'ın düşmanlarına, Allah'ı inkar edenlerle muhalefet halinde olmak, yani onlara benzememek üzerinde durmuş. Halifül müşrikine Peygamber Efendimiz diyor ki müşriklere muhalefet edin, veffirul liha ve ahfuş şevari, sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın. Bıyıkları kısa tutmak, sakalları uzun tutmak sünnettir efendim. Peygamber Efendimiz çokça üzerinde durduğu hususlardandır mesela. Kılık kıyafet hususunda da benzerlik göstermemek lazım. Onların efendim mesela sarık sizin de malumunuzdur. Sarık sarmak eskiden Arap adeti gibi gözüküyor efendim. Diğer müşrik kimseler de sarık sarıyormuş. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki farku ma beynena ve beynel müşrikin el amaimu alel kalanis, bizimle müşrikler arasındaki fark takkeler üzerine sardığımız sarıklardır buyurmuş. Yani sarık tamam onlar da sarıyor ama sarığı biz takke kullanarak onun üzerine sarmamız lazım demiş. Çünkü müşrikler takkesiz direkt efendim sarık bezini kafalarına doluyor imişler. Peygamber Efendimiz yani bu hususta bir farkındalığımız olması lazım. Farklı bir şekilde davranmamız lazım demiş. Kıymetli kardeşlerim, Hindistan'da çok böyle değişik ilahlara tapan kimseler var. Çok değişik din üretmişler. Biliyorsunuz ineklere tapanlar var. Daha değişik şeylere. Budistler var. Çok farklı efendim veyahut da Sihler var. Sih mesela Sih dini biraz İslam'dan biraz öbür taraftan iki tarafı karıştırarak almış bir din diyorlar mesela. İslam'dan da bir takım adetleri, görenekleri var. Fakat çarşıda pazarda Budizm mesela mensuplarıyla İslam mensupları arasındaki tabak çanak bile kullanmış oldukları tabak çanak bile değişikmiş. Yani birbirlerinden farklı böyle tabağı çanağı kullanıyorlarmış. Bizim bugünkü modern dünya, bugünkü efendim seküler diyorlar şimdi, seküler. Efendim o dünyada her şey karışık. Yani kimse böyle aman onun itikadı, inancı ne olursa olsun, onun kullandığı şeyleri ben de kullanırım. Hiç bu hususta dikkat etmem diyor. Benim mesela çok dikkatimi çeken evlerde böyle vitrinler oluyor. Vitrinlere mesela yeni evlenmiş bir kardeşimiz efendim o vitrinleri süslerken, içine eşya koyarken, işte bardaklar, çanaklar, kaplar bir şeyler koyuyor ya, oradaki bardakları şarap bardağı cinsinden böyle hani ince altı ve uzun o şekilde koymadığı zaman sanki bir eksiklik hissediyor. O kadar yani zoruma giriyor, o kadar böyle farklı bir mevzu gerçekten.
Dur. Öbür taraf orada. Yani o kadar farklı, o kadar moral bozan bir husus. Yani bir Müslüman niye evine mesela diğer insanların kendilerine şarap bardağı olarak, bira bardağı olarak veyahut da işte içki bardağı olarak kullandığı şeyleri niye koysun? Kendisi mesela o mamulleri kullanmıyor, haram olarak addediyor ama efendim o illa muhakkak şeyinde olacak, vitrininde muhakkak olacak. Ya böyle bir şey olur mu? Yani bu kadar dikkatsizlik olur mu yani? Kullandığımız kıyafet, saçımızın tıraşı, Amerikan tıraşı diyorlar, ismini de söylemişler. Şöyle yanlardan kısaltmak suretiyle üstünü fazla bırakıyorlar mesela. Çocukların tıraşı genelde o şekilde oluyor. Ya mübarek, Müslümanın tıraşı her tarafa eşit bir şekilde olacak. O tarafa ayrı, bu tarafa ayrı olmayacak. Hele ki ismi Amerikan tıraşıysa. Yani bir Müslüman niye o tıraşı tercih eder? Mesela. Efendim, orada böyle çok dikkatli davranmak lazım. Efendim, çocuklarımızı bu hususta şuurlu olarak yetiştirmek lazım. Kılık kıyafetimiz de öyle kıymetli kardeşlerim. Kılık kıyafetinde bir insanın, namaz kılan bir kimse camiye geliyor gidiyor. Camiye geliyor gidiyor. Ama giymiş olduğu penyesinin, tişörtünün üstünde gavur yazıları var. İcabında bazı böyle internette siz rastlıyor musunuz bilmiyorum. Efendim Allah yok manasında yazılar var. Bazen daha hafif şeyler yazabilir. Belki efendim çok sıkıntılı şeyler olmayabilir. Ama bir adam niye manasını bilmediği bir şeyin üzerinde taşımasını yapsın, naklini yapsın, onun taşıyıcılığını yapsın. Kıymetli kardeşlerim çok önemli, çok dikkat edin. Mesela şimdi bazı böyle şuurlu kimseler var. Osmanlı'ya ait bir şeyler koyalım da böyle penyelere falan, çocuklar onu giysin diyorlar. Bir türlü böyle neşvi nema bulmuyor, yayılmıyor yani. Bir türlü yayılmıyor. İnsanlar o şey seviciliği, batı seviciliği üzerimizden kesinlikle gitmiyor. Ne yapalım efendim, batıya biraz daha benzeyelim, biraz daha böyle kendimizi modern hissedelim yarışındalar. Mesela dükkanlardaki isimler, dükkanların tabelaları, bu hususta bazı belediyeler, siz de basından takip ediyorsunuzdur, Arabistan menşeli, mesela Arabistan menşeli demeyelim, Arap yazısı diyelim yani. Arapça kelimeler bulunduğu zaman onlara efendim cezai müeyyide uyguluyorlar, kaldırılmasını sağlıyorlar. Efendim niye? Biz Arap mıyız? Biz efendim Türk'üz, Türkçe efendim olması lazım. Senelerce bütün alışveriş merkezlerinde, bütün caddelerde, sokaklarda, efendim çarşılarda İngilizce, Yunanca yazılar duruyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Niye demiyor ona? Ona bir şey söylemiyor da geliyor efendim Arapça bir kelimeye hemen tavrını gösteriyor. Kıymetli kardeşim, böyle bir şey olur mu ya? Hangi toplumda yaşıyoruz? Nasıl Müslüman bir toplum burası? Ve diğer Müslümanlar da pek bir şey söyleyemiyor. Yani Arapça yazılmasını savunamıyorlar. Yani ne olacak? O da Arapça yazsın. Bu İngilizce yazıyorsa, Fransızca yazıyorsa, efendim farklı dillerde yazıyorsa, benim kardeşim de Arapça olarak yazsın onun tabelasını öyle. Madem hepsine serbest. Hepsine yasaksa hepsi Türkçe olsun o zaman. Kıymetli kardeşim, çok büyük bir bozulma, kokuşmuşluk, çok büyük bir efendim raydan çıkma var. Raydan çıkmış Müslümanlar. Yani savunma bile savunamıyorsun, konuşma bile konuşamıyorsun. Bu kadar. Niye? Biz ufak şeylere dikkat etmediğimizden dolayı. Yani ufak görüyoruz bazı şeyleri. Bazı şeyler çok önemli değil, mühim mevzular değil. Aman buna takılma, aman sen ne yapıyorsun dediğimizden dolayı iş biraz daha yukarı taraflara geldiği zaman oralarda efendim insanlar müdahale etmesi gereken noktalarda yine sessiz kalıyorlar, yine pasif kalıyorlar. Çok önemli bir husus. Onun için giydiğimiz kılık kıyafet önemli. Kimi çağrıştırıyor? Mesela yani bizim konumuz bugün kılık kıyafet olduğundan dolayı söylüyorum. Bir tane general, Bahriye generali, amiral yani. Amiral diyorlar ona. Bir tane amiral sarıkla beraber mescitte namaz kılmış, bunun fotoğrafını çekmişler. Bundan zannediyorum 2-3 sene önceydi. Sarıkla namaz kılmış mescitte. Efendim fotoğrafını çekmiş. Vay efendim, nasıl bir amiral sarıkla efendim namaz kılar. Ortalık karıştı. Nasıl saldırıyorlar. Bir de öyle bir şey ki kıymetli kardeşim, nasıl bir bastırılmışlık var Müslümanlarla. Öbür taraf hani saldırıyor. Adam İslam düşmanı, Allah düşmanı, kitap düşmanı, peygamber düşmanı.
efendim takke düşmanı, sarık düşmanı, cübbe düşmanı, o saldırıyor. Müslüman da diyor ki ya bu kadar da olmaması lazım diyor mesela. Ya o general, amiral de dikkat etsin biraz. Sarıkla niye kılsın namazı diyor. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki sarıkla kılınan 2 rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekattan daha faziletlidir demiş mesela. O general de mescitte namaz kılacak, mescitte sarığını sarmış. Hani görev mahallinde sarık sarmıyor ki. Şimdi bir de biz ben bunu söylerken ben kendimden utanıyorum. Görev mahallinde sarık sarsın ya. Yani bunu şey olarak söylemek bana doğru gelmiyor yani. Görev mahallinde sarmıyor da mescitte sarıyor. Görev mahallinde de sarsın. Niye? Çok güzel bir yaklaşımla birisi böyle bir paylaşım yaptı. O kadar hoşuma gitti kıymetli kardeşlerim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın resmini koymuş. Altına da yazmış ki amirallerin amirali. Ne yazmış altına da? Amirallerin amirali. Dünyayı dize getiren deniz kuvvetleri komutanı Barbaros Hayrettin Paşa kocaman sarığı var. Görev mahallinde sarıkla bulunmuş. Aman Allah'ım. Görev mahallinde. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han görev mahallinde efendim devletin makamı odasında, makam odasında sarıkla bulunuyormuş. Ya biz kimin torunuyuz? Nasıl bir yani hadi öbür taraf adam İslam düşmanıysa bundan gocunsun da Müslümanlar olarak ya bu kadar da olmaması lazım bir adam diyorsa o Müslümanlığını gözden geçirmesi lazım. O adamda bir değişiklik var. Daha Müslümanlığın ne olduğunu anlayamamış. Allah'ı Celle Celaluhu tam tanıyamamış. İslam'ı idrak edememiş. Peygamberin sünneti nedir? Hiç fehminde değil bu işin. Onun için kıymetli kardeşlerim. O arkadaş Allah bin kere razı olsun. Oraya Barbaros Hayrettin Paşa'yı koymuş. Demiş ki amirallerin amiralci bakın. Dünyayı dize getiren amiral hem de. Niye? Çünkü o taviz vermedi. Bugün işte Japonya hakkında ara sıra söylenir. Yani bizim ecdadımız varken onlardan örnek vermek de çok doğru değil belki ama kimono mu diyorlar? O giydikleri eski annenevi giysileri var. Adam özel şeylerde giyiyor onu mesela. Bundan da hiç gocunmuyor. Kimse de bir şey demiyor ama mesela bizim şey bile kıymetli kardeşlerim İslam ülkelerinde din adamları yani dini temsil eden hocalar, alimler Türkiye'ye bir programa geliyorlar. Adam cübbesini giymiş, sarığını takmış, güzel sakalı var. Her şeyle beraber programa katılıyor devlet protokol töreni. Tabii yabancı olduğu için hiç kimse bir şey söylemiyor ona tabii. Bizim hocamız mesela aman efendim ben kendime dikkat edeyim diye böyle düşünüyor. Ya kıymetli kardeşim vallahi çok fırın ekmek yememiz lazım da 40 fırın ekmek yemen lazım diyorlar ya senin daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Ya böylesine ulvi, böylesine güzel bir dinin mensubu olup, böylesine güzel dinin bütün ilkelerini, bütün efendim emir, yasak ne varsa bunları içselleştirememek, özümselleştirememek yani içine sindirememek yani biz Müslümanlara yakışmıyor kıymetli kardeşlerim. Allah'ımız Celle Celaluhu bakın en kamil şekilde dinimizi bize ulaştırdığı hiçbir bozukluk yok, hiçbir tahrifat yok. Efendim son derece güzel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ta asırlar öncesinden bu zamana kadar aktardı Rabbimiz Celle Celaluhu. Nesillerin efendim bir tevessülü yani arada bir takım vesile olmaları itibariyle zamanımıza kadar getirdi. Sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, o mübarek ilim adamları, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi'ler, İmam-ı Ahmet bin Hanbeller, İmam-ı Malikler, efendim oradan aşağıda mesela İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler gibi büyük Allah dostları ve ulema, Allah'ın alim kulları günümüze kadar getirdiler, naklettiler. Ama biz anlayıp, içimize sindirip yaşamak hususunda zorluk çekiyoruz. Hiç doğru bir şey değil. Önümüze sundular yani yemeği, tabiri caizse sofrayı hazırladılar. Buyurun çorba burada, et burada, pilav burada, ayran cacık burada. Efendim yiyin. Ya ben yiyemiyorum. Ye mübarek işte her şey hazır. Sen zorlanma. Ha, bugünün fitnesi de o kıymetli kardeşim. Bugünün cihadı da o. Yani öyle bir zamana denk geldi ki insanlar efendim çocuklarımızı mesela gençlerimizi yetiştirirken söylüyoruz. İnternet çağı, teknoloji çağı hepsinin aklı bir karış havada telefondan, internetten, bilgisayardan başlarını kaldırmıyorlar diyoruz ya. Hani
Efendim bizim kafamızda bir karış havada, aklımız bir karış havada tam manasıyla dört dörtlük Müslüman olmak için çaba göstermekte zorluk yaşıyoruz. Aklımız karışıyor. Böyle değişik değişik farklı farklı efendim işlerimiz var. Oraya kafayı yoruyoruz, buraya kafayı yoruyoruz. Asıl manada dikkat etmemiz gereken şeylerden içtinab ediyoruz, geri duruyoruz kıymetli kardeşim. Onun için kıyafet deyip geçmeyelim. Kıyafet insanlara, ben mesela şimdi selamı burada da anlatıyorum, selam veriyorum. Dışarıda birisine selam veriyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soymuşlar. Ya Resulallah en hayırlı amel hangisidir bana söyler misin? Peygamber Efendimiz sahabe-i kiramın, soran kimsenin yani durumuna göre farklı farklı cevaplar vermiş. Bir tanesine demiş ki annene iyilik yapmandır demiş. Yani annene iyilik yapmandır dediği sahabe-i kiram da yani olası ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zayıflık sezmiş annesine karşı davranışında, onun için öyle demiş. Namazı zamanında kılmandır demiş. Bir tanesine böyle namazı zamanında kılmandır demiş. Şimdi bizim söyleyeceğimiz selamla ilgili hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki tanıdığına tanımadığına selam vermen bir de yemek yedirmendir demiş. En hayırlı, İslam'da en hayırlı amel hangisidir ya Resulullah demiş. Sahabe-i kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki tanıdığına tanımadığına selam vermen. Yani adamı tanıyorsun da selam ver, tanımıyorsun da yine selam ver. İkisine de selam ver. Yani Ahmet, Mehmet kardeşimdir, komşumdur, iş arkadaşımdır selam ver. Efendim hiç tanımıyorum, yolda rastladım, ona da selam ver. E şimdi ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü tutarak tanımadığım kimselere selam vermeye çalışıyorum. Bazen işte çekiniyorum, şimdi onu anlatacağım size. Esselamu aleyküm. Adam hiç cevap vermiyor bana. Yani böyle haftada bir rastladığım var. Haftada bir, haftada iki rastladığım var. Yani rastlıyorum yani şimdi. Ama şimdi şöyle de düşünüyorum. Bakın şimdi yani biz sadece hepsini Müslüman olarak değerlendiriyoruz. Selam veriyoruz. Ama adam Müslüman da olmayabilir. Müslüman olmayana selam verilir mi? Verilmez. Şimdi adam Müslüman da olmayabilir. Ha, şimdi gelelim kılık kıyafete. Adamın biraz Müslüman olduğu belli olması lazım kıymetli kardeşlerim. Adam yani diğer insanlardan biraz farkı olması lazım. Müslüman olduğu belli olsun ya. Rahatça mesela ben hatta bazen kızıyorum. Karşımdan gelen adam yani her türlü şeye rahat şu taraftandır bu taraftandır diyebileceğimiz her türlü tarafa uyumlu. Ya sen bana selam ver ki ben de rahat gönül rahat. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullah diye vereyim diyorum. İçimden diyorum bunu. Sen bana selam ver ya. Bana bırakma selam işini. Niye? Ben şimdi şeyde kaldım. Muallakta kaldım. Sana selam vereyim mi vermeyeyim? Ha. Tabii herkes beceremez. Zor iş. Ayrı bir mevzudur. Ama kıymetli kardeşlerim bu çok önemli bir şeydir. Ama Osmanlı ecdadımızı onun için seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Hepimiz seviyoruz. Ben inanıyorum. Türk halkı Osmanlı ecdadımızı çok çok seviyor. Fatih Sultan Mehmet dediği zaman adam canını verir yani öyle sever. Biliyoruz. Ya biraz Fatih Sultan Mehmet gibi olalım ya. Onun gibi dirayetli, İslam'ın yeryüzüne hakim olması için çalışan, bak şimdi şeyde bir hadis-i şerif, hutbede bir hadis-i şerif okuyacağız Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili. Hadis-i şerife mazhar olmuş. Az çok biliyoruz hepimiz ama yine tekrar edeceğiz orada. Böylesine büyük bir padişah, böylesine büyük bir komutan, böylesine büyük bir deha, böylesine büyük bir ilim adamı, ilim adamıymış. Padişah ilim adamı olur mu? Padişahmış, ilim adamıymış. Çok yani böyle alim denilecek derecede ilim adamıymış kendisi. Niye? Boş durmamış kıymetli kardeş. Çocukluğundan beri çalışmış. Dersler, efendim çalışmalar, efendim silah çalışmaları icabında, güreşler, efendim taktikler, ondan sonra efendim nasıl ben bu İstanbul'u fethedeceğim diye bir plan program kurmalar. Fatih Sultan Mehmet Han çok gönlü. Kaç tane dil biliyor? Şimdi yalan söylemeyeyim. Sayılarda bazen takılıyorum. 7 diye hatırlıyorum ben. İnşallah doğrudur. 7 tane dil biliyor ya. 7 tane dil biliyor. Yani öyle bir padişah. Öyle hani padişah oldum ben. Astığım astık, kestiğim kestik. Ben ne söylersem o olur. Dolayısıyla ben yerim, içerim, yatarım, işime bakarım. Kimse bana hesap soramaz dememiş. İcabında hakimin karşısına çıkmış o kadı diyoruz. Kadının karşısına çıktığı zaman
Kadı onu suçlu bulduğu halde efendim hiç sesini çıkarmamış, hatta onu tebrik etmiş, sen efendim doğrusunu yaptın diye. Yani kadı onu suçlu buluyor. Yani sen suçlusun padişah. Hadi bakalım. Değil mi? Padişah sabah namazına gelmediği zaman onu uyaran Müslümanlar varmış, hocalar varmış önceden. Sen niye sabah namazına gelmiyorsun bakalım? Nasıl bir padişahlık bu? Padişah deyince bizim hayal gücümüz o tarafa meylediyor. Diyoruz ki bu padişaha kimse dokunamaz. Hiç kimse en ufak bir söz söyleyemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok sertti. Hutbeye çıktı. Ben dedi yanlış yaparsam ne yaparsınız? Kalktı bir tanesi. Dedi ki sen dedi yanlış yaparsan biz seni kılıcımızla düzeltiriz. Ya. Yani sen yanlış. Peygamber sorsam ne buyurdu? En büyük cihat devlet reisine hakkı söylemektir. Onu uyarmaktır. O zamanın sahabeleri, tabi'in, işte Peygamber Efendimiz'den ders almış, sahabenin büyüklerinden ders almış o insanlar bunu yapıyordu kıymetli kardeşlerim. Devlet reisine dediler ki seni biz kılıcımızla düzeltmesini biliriz. Yerinde dur, sabit dur, İslam üzere ol, sözden çıkma, dost doğru kimse ol dediler. Ya. Kıymetli kardeşlerim, her şeye dikkat ettiklerinden dolayı bu oldu. Onun için bazı şeyleri önemsememezlik yapmayalım. Ya ben şuna dikkat ediyorum ama buna dikkat etmiyorum. Çok da önemli değil. Ben biraz aslında işin en önemli tarafına dikkat ediyorum. Öbür taraf çok önemli değil demeyelim. Kılık kıyafetten konuşuyoruz şimdi. Yani bu tarafa dikkat edelim de öbür tarafı es geçelim. Böyle demeyelim. Ya ona kalana kadar diyor. Adam diyor ki ona gelene kadar neler var neler. Neler var neler. Ya İslam dini kıymetli kardeşim her şeye karışıyor. Her tarafımıza karışıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş sahabe-i kiram demiş ki ya Resulallah tırnaklarımızı kesiyoruz ama baştan başlıyoruz sona doğru. Efendim müşrikler var onlar da öyle kesiyorlar. Bu hususta da muhalefeti bize emreder misiniz? Yani bu hususta da onlara benzemeyelim mi? Ne diyorsunuz bu hususta deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kıymetli kardeşim birini atlayın birini kesin. Birini atlayın birini. Bu hususta da muhalefet edin demiş. Yani bu işi biraz hani abartı noktasına getirmektir. Hocalar da bazen böyle yaparlar. Abartı noktasına getirmek derken açıklayacağım şimdi. Yani ne demek? Birileri işi çok ciddi tutması lazım ki alttaki bazı kimseler hepten salıvermesinler demek içindir kıymetli kardeşim. Yani bazı noktalarda sert görüşler böyle bize çok ciddi manada şey yapar. Darbe vuran bir takım görüşler olabilir ama bunu özellikle bilinçli olarak hocalar, alimler, efendim peygamberler mesela yapmışlar. Niye? Ümmet sağlam yerinde dursun diye yapmışlar kıymetli kardeşler. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Mesela cemaatle namaz. Adam evinde namaz kılsa olmaz mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak sert fetva diyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazında demiş ki falan kimse nerede? Ya Resulallah herhalde yok uyuyakaldı. Teheccüd namazına kalkıyor o çok geceleyin ibadet ediyor. Herhalde sabah namazını onun için yaptı gelemedi yani dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi biliyor musun? Keşke gece boyu hep yatsaydı da sabah namazına cemaate gelseydi dedi. Yani o teheccüd namazı çok önemli bir görev, çok önemli bir vecibe, insanı derece olarak çok büyük yerlere götürüyor tamam ama sabah namazını cemaatle kılmak daha mühim dedi. Bu şimdi bir taraf, bir tarafta ne dedi? Şu namazı Ebu Bekir'e bırakıp sabah namazına camiye gelmeyenlerin evini yakasım geliyor içinden dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sert tedbir işte. Yoksa adam evde kılsa sabah namazı olmadı mı? Oldu. Ama cemaatle beraber bulunması çok önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için çok böyle ciddi, can alıcı bir şeyle bunu ifade etti. Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim buyurun. Kıymetli kardeşim bir hadis-i şerif okuyarak bitirelim.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki elbisü min fiyabikümül beyaza, beyaz elbiselerinizden giyin. Fe inneha min hayri fiyabiküm, çünkü en hayırlı elbiselerdendir beyaz elbise. Ve keffinu fiha mevtaküm, ve beyazla mevtalarınızı kefenleyin. Yani ölülerin hep de beyaz oluyor ya, Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, hem diriyken beyaz giyin, beyazla biraz demek rağbet etmek lazım kıymetli kardeşlerim. En hayırlı elbiselerdendir diyor. Beyaza özellikle Peygamber Efendimiz teşvik etmiş. Haberiniz olsun. Bir de Selçuk abimiz salı günü ameliyat olacak. Allah Celle Celaluhu ona şifa ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.